Merhaba sevgili dostlar, Şatengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günle, güzel bir video ile karşınızdayız. Elimde Ata-C'ye taktikalim var. Şöyle göstereyim. Üzerinde Sightmark 1x28 FSR Wolverine modeli Red Dot'um var. Şimdi denemelerimize bununla devam edeceğiz. Tüfeğim biraz bakımsız kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Denememizin konusu elimizde White Blackout BP. Rio Royal MG çelik uçlu. Bayağı uzun uğraşlardan sonra temin ettim. Şöyle Gold Horse var. Şöyle koç kafası olan bir kutusu var. Bunu daha önce denemiştim ben. Bir de şöyle Sterling Six Lock var. Paraşüt var daha doğrusu. Six Lock demeyeyim. Şimdi bunları Level 3 plakada test edeceğiz. Beraber etkilerini göreceğiz. Hangisi ne kadar etkili? Level 3 plakada ne gibi bir tesiri var? Şimdi hep beraber deneyelim. Hem namlu çıkış hızlarını ölçeceğiz. Bu arada şunu belirteyim, benim tüfeğimin namlu boyu 47 santim. O yüzden mesela Baskari Pellagri'nin sayfasında 575 metre bölü saniye yazıyor. Bizimkinde namlu boyu kısa olduğu için değerler biraz farklı çıkabiliyor. Hani biliyorsunuz genelde slak namlulu tüfekler 61 santim damuzavlar için. Hani bizim testimizdekiler bizim namluya göre, hani aklınızda yanlış bir soru işareti oluşmasın arkadaşlar. Şimdi beraber testimize başlayalım. Şimdi ilk önce White Blackout'tan başlıyorum. Arkadaşlar White Blackout'umuzla. Evet. Hedefteyiz. Öyle. Evet. İlk atışımızı White Blackout'la gerçekleştirdik. 511 metre bölü saniye namlu çıkış hızı. Şöyle telefonumda da göstereyim. 511 metre bölü saniye. Evet, şimdi sırada Rio Royal MG var arkadaşlar. Çelik uçlu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu deniyoruz. Evet. Bunu şöyle. ...441 metre bölü saniye. Evet arkadaşlar, bunu slow motion kaydedemedik. Tekrar atıyoruz. Rio Royal. Evet arkadaşlar, sesi duydum ben. Level 3 ile muhtemelen delmiş olabilir. Neyse. Evet, şimdi sıradaki kurşunumuz Gold Horse. Şöyle koç boynuzu olan. Dur şöyle yapalım bunu. Şöyle. Bunu deniyoruz şimdi de. Şöyle biraz. ...423 metre bölü saniye ve Level 3 plakamız düştü. Şimdi onu ben gidip düzelteyim arkadaşlar. Şimdi Sterling paraşütü deniyoruz arkadaşlar. Evet. 248 metre bölü saniye. Arkadaşlar namlu çıkış hızıyla ilgili şunlar diğer yaptığımız atışlar. 511 Baskari Pellagri White Blackout Rio Royal MG 441 Gold Horse 423 şey paraşüt biraz düşük çıktı. 248 metre bölü saniye. Onu nedendir? Onu bir son bir atış yapıp deneyebiliriz. Şimdi hedefimize gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar hedefimiz düştü. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle göstereceğim ben size. Arkadaşlar şu Rio Royal MG ilk attık. Bunu slow motion kaydetmedi. İkinciyi şuraya attık. Şimdi şu bantları bir sökelim. Arkasını şöyle arkasını göstereyim. Şurada bir terslik var. Bunu yavaş çekimde görebiliriz. Buradan ne çıktı, ne vurdu buraya bilemiyorum. Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar Gold Horse'un şurada kanatçıkları var. Muhtemelen Gold Horse'un bir parçası buraya gitti. Kanatçıkları burada kalmış gibi gözüküyor. Öyle diye tahmin ediyorum. White Blackout'umuz. Arkadaki tesirlerini şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar.
Yani kesinlikle şoku, darbesi bir insanı öldürür yani, gerisini geçin. Şöyle ayıralım plakamızı. Şimdi yok, çok çok ayırdık. Kurşunları çıkaracağız. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Şu white blackout. Şu şekilde. Oo, şimdi şu six lock. Daha doğrusu paraşüt arkadaşlar. Benim six lock dediğime bakmayın. Şuna bakın, kanatçıklar. Şurayı parçalamış. Şöyle kanatçıklara bakalım. Böyle aralarda kalmış. Katman katman buradan sonra ayrılmaya başlamış. Ortadaki çekirdek de muhtemelen şurada var. Kanatçıklar. Arkadaş her yere dağılmış. Şarapnel gibi. Zaten bildiğiniz şarapnel etkisi yapıyor. Şu ortadaki şeyde yok. Buraya kadar bayağı etkilemiş yalnız, geçmiş. Evet. Şu Rio Royal MG arkadaşlar. Rio Royal MG hepsinden etkili. Bayağı ilerlemiş. Şöyle göstereyim. Çelik ucu da burada. Bakın arkadaşlar. Şu uç da burada. Kendisi. Vay. Bayağı. Şurada da ilk atıp kameramızın yakalayamadığı vardı. O da şurada. Bunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Rio Royal MG. O bayağı etkilemiş bu da. Şu ana kadar plakaya en çok zarar veren, darbe veren kurşun bu. Bunu denememizi çok istemiştiniz. Gerçekten müthiş bir etki. Şu parçayı da çıkaralım. Bu vida çelik uç arkadaşlar. Kurşunun uç kısmındaki çelik kısım. Ve gerçekten adamlar yapmışlar arkadaşlar. Şuradan parçalara bakın, hala da yani plakamızın içinden geçmiş resmen. Şuraya da muhtemelen şey vurdu herhalde ya. Bu Gold Horse'un parçası. Arkadaşlar siz bunları yavaşlatılmış çekimde gayet net göreceksiniz. Şimdi bizim gördüklerimiz bu kadar. Ama göründüğü üzere gerçekten White Blackout da etkili. Rio Royal MG diye diyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Level 3 yeleği perişan etmiş. Şuna bakın, arkadaki etkisi şunlar. Bakın şişkinliğe bakın. Müthiş bir etkisi var. Ben metalin sesini de duydum ama deldi geçti mi diye düşündüm. Ama delememiş arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.